Merhabalar, Biz Yanıt Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmına çok değerli bir konuğumuz bugün bizlerle. İstanbul'dan geliyor. Klinik psikolog Emre Konuk hocamız bizlerle. Dilerseniz özellikle hocamızı sizlere hem tanıtalım hem de kendisinden bence çok da güzel bilgi sahibi olacağız. Başlayalım mı? Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Tanıyabilir miyiz sizleri? Şöyle diyeyim, ben klinik psikoloğum. Terapiyle uğraşırım, psikoterapiyle uğraşırım. Ailelerle uğraşırım, aile terapistiyim. Travmalarla uğraşırım. Eğitim veririm. Meslektaşların gelişmesine katkıda bulunmaya çalışırım. Böyle. Süpersiniz Peki. hocam. Derya denizsiniz yani, eminim buna. Estağfurullah. Birçok konu vardır elbette ki gündeminde olan, sizlerin çok sık karşılaştığınız. Evet. Tabii bu sektörde çok uzun zamandan beri varsınız. Belki hayat devam ettiği müddetçe sıkıntılar tabii ki de olacaktır. Belli evet. başlı problemler. Evet. Bu psikolojik dediğimiz kısım bambaşka bir dünya hocam. Her şeyimizi yöneten, yeri geliyor allak bullak eden. Ve biz bunu her ne kadar sağlıklı, dinç dik tutmaya çalışsak da işte kimi etkenler, genetik faktörler bir şeyler değiştirebiliyor. Psikolojik travmayı ele alacak olursak nedir hocam? Şöyle diyelim, tabii travma deyince hep akla gelen böyle büyük travmalar. Zelzele oldu, deprem oldu, altında kaldık, işte yakınlarımızı kaybettik, araba kazası geçirdik, zor kurtardık canımızı, saldırıya uğradık. Şiddete maruz kaldık, tacize maruz kaldık vesaire. Bunlar travmadır, doğru. Ve bir şeydir, psikolojik travmadır. Büyük, evet. Ama bunlar hayati tehlike yaratan travmalardır. Ve böyle çok da sık olmaz. Yani bir hayat boyu geçer, işte bir tane deprem yaşarız yani, iki tane belki. Bunlar ağır travma olarak düşünülür. Ama bizim pratiğimize baktığınız zaman bizi en çok meşgul edenler bunlar değildir. Yani bina çökmüş, altında kalınmış, yakınlarımızı kaybetmişiz. Buradan çıkmak, yani psikolojik olarak dengemizi bulmak bizim için artık kolay bir iş oldu. Anladım. Eskiden böyle değildi. Travma, travma sonrası stres bozukluğu, yani Vietnam sendromu diye bilinir, filmlere konu olmuş. Bir maruz kalırsan toparlanamazsın, bir şeydi. Ama son 15-20 sene içinde bizim alanımız çok gelişti, psikoterapi alanı. Artık bunlar sorun değil. Mesela Suriyeli göçmenlerle o travmaları aşabilmeleri 3-4 seansımızı alıyor, öyle diyeyim. İşte havalarında bomba patladı, insanlar orada çok kötü şeyler yaşadılar. O da birkaç seans içinde düzeliyor. Bizi esas yoran şey aile içinde çocukken büyüyene kadar, aileden çıkana kadar yaşadığımız süreçlerde yaşadığımız hayati olmayan ama sonradan çok bize iş çıkartan terapistlere yoran ve tabii ki insanları da hasarlı hale getiren küçük travmalar ama zihnin kendisini toparlayamadan bir daha gelmesi, bir daha gelmesi. Neden söz ediyorum? Dışlanma, onay alamama, sevilmeme hissi, ben yalnızım, ya destek yok, ihmal, terk. Bunlar bizim en çok sıkıntı yaratan alanlar bunlar diyebilirim. Dolayısıyla travma dediğimiz zaman herkesini de anlıyoruz. Çok teknik bir cümle istenirse bizim olaylar karşısında, olumsuz olaylar karşısında baş etme kapasitemizi zorlayan her şey aslında travmadır denir yani. Hocam kimisi uzun, kimisi de kısa sürüyor. Neden? Şöyle, deprem olmuş, çıkmış.
ağır bir şey. Yani hayati tehlike atlatılmış, yakınlar yaralanmış veya iş gitmiş, bina çökmüş. Ağır gözüküyor. Aynen. Ama ondan önceki hayatta o sözünü ettiğimiz aile içinde yaşanan travmalar yoksa veya çok azsa, yani birikmiş bir şeyler yoksa, onlar çabuk atlatılıyor. Ne kadar ağır olursa olsun. Aile içinde yaşanan, yani aileden çıkana kadar yaşanan travmalar sık olmuşsa, demin saydığım türden dışlanma, onay alamama, sevilmeme, itilme, dış vesaire, bunlar sık yaşanmışsa, zihin ve insan ruhu kendi travmalarını temizler zaman içinde. Bunlara fırsat bulamamışsa, bir de üstüne böyle bir travma gelmişse, bunlar biriktiği için artık o kalıcı hale gelebiliyor. Ve kalıcı hale geldikten sonra da maalesef bir müdahale gerekiyor. Yani uzmanların müdahalesi gerekiyor. Bu ya psikiyatrik bir müdahale oluyor, ilaç vesaire, veya psikoterapiye ihtiyaç duyulabiliyor. Evet. Ağır travma ile hafif travma arasındaki fark nedir? Biraz önce söylediğim, yani biraz karışık o alan. Ağır travma deyince işte bina çöktü, altında kaldım, yaralı var, ölüm var. Ağır deyince bu. Ama teknik açıdan bizim için hafif bir travma o. Yani çabuk aşılabilir bir travma. Ağır travma çocukluk döneminde, aileden çıkana kadar olan dönemde ailede nelerin olduğu, hafif de olsa. Yani bakın şöyle diyeyim, danışanımla çalışıyoruz. Çalıştığımız anı 35 sene önce akşam yemekler yenmiş, komşular sohbet ediyor. O da annesinin yanında böyle sehpada oturuyor. Uykusu gelmiş, annenin yanına dizine yatıyor, uyuyacak yani. Mır 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 etrafta konuşuyor, çok böyle güven içinde, herkes orada filan. Anne ayı git başımdan diyor. Şimdi bakın 35 sene sonra biz danışan ağlayarak bu anıyı çalışıyoruz. Şimdi bu bir kere olsaydı böyle bir şey olmayacaktı. Her anne bir gün çocuğu ay git başımdan der yani. Hı hı. Orada tekrar eden bir şey var. Yani o git başımdan ihmal, zamanında çocuğun ihtiyacına cevap verememe, terk, dışlama, onaylanmama, sevilmeme vesaire. Bunlar sık yaşandığı zaman bizim için ağır travma bu. Görünüşte ağır hiçbir şey yok. Alt tarafı git başımdan demiş yani. Peki evet. Hocam. Hep şu denir ya, 0-6 yaş çok evet. Önemli bir zaman dilimi. Daha dikkatli olması gerektiği, bu tarz şeylerin hani yapılmaması, ortamdan etkilenme süreci. Yani her ne kadar iyi bakılırsa bakılsın. Bir de tabii genetik faktörlerin de etkisi var. Şimdi söylediğiniz örnek mesela kimisi için belki çok takmayabilir ama o kişiyi hakikaten o duygu boşluğunu itmiş. Evet. Bir yerde aslında bir eksiklik demeyeyim de bir kırılma noktası var. O kişi ondan etkileniyor. Yani kimisi mesela hocam hani kalpsiz anlamda demeyeyim ama çok belki takmayabilir. Ama başka bir şeye takardı o değil mi? Yani muhakkak aslında hepimizin bir kilit noktası, bir boşluk noktası aslında var mıdır? Vardır diyemem. Çünkü sözünü ettiğim süreçte 0-6 yaş deniyor ama bu daha eskilerden gelen bir şey, görüş. Hı hı. Daha çok evden çıkana kadar. Çünkü ev hayatı çok uzun yıllar, ki 5-6 yaş çocuğun ilkokula gittiği ve evden çıktığı bir yaştır. Hı hı. 5-6 yaş onun için önemli. Evin içinde.
Yani hep evde olan bir tane. Orada ne oluyorsa çocuk onu şey yapıyor, benimsiyor. Mesela örnek vereyim. Diyeyim ki baba bir gün bir şaka yapıyor. Bu bir danışanın hikayesidir. Ya Ayşe diyor karısına, bu çocuğu emin misin ya benim benden doğurduğuna? Şaka yapıyor. Diyor ki böyle bir gerizekalı çocuk benden çıkmış olamaz. Şimdi bu bir şaka. Ama baba bununla ilgili mesajları o kadar sık vermiş ki orada oturuyor ve 40 sene unutmuyor. Şimdi böyle bir hava yaratmamış olsa baba, böyle bir şey kakakakakaki gülünecek, şaka diye geçecek. Aynen. Ama hayatın diğer alanlarında, yani hayat akarken, hı hı, dışarıyla da başka ilişki yok. Hı hı. Aile içinde. Bu artık çocuğa ben yetersizim, değersizim fikrini kendi kendine oluşturuyor. Çocuk artık ondan sonra ben değersizim, yetersizim mesela. Okulda da birkaç kötü bir şey yaşasa, al işte ben bir işe yaramam, başaramam, yapamam, üstesinden gelemem. Bunun gibi duygularla ve düşüncelerle kendiyle ilgili artık inanç, hı hı, gerçek halinde yaşadığı düşünceler haline getirebiliyor. Tedavisi mümkün mü bu tür? Evet, mümkün. Şöyle, bir kere bu arka plan bu kadar sıkıntılı değilse çok kolay. Birkaç gün. Öyle değil. Birkaç, mesela Suriyeli göçmenlerle onu denedik. Çünkü bir şey, bir hafta sonra gittiğinde göremiyorsun. Yok, gitmiş. Bunu önlemek için denedik. Her gün gördük. Günde iki defa. Hı hı. Birkaç gün içinde halloldu. Hı hı. Ama arka planı çok fazla yoksa, arka plan varsa, aile vesaire, demin saydığımız şeyler, hı hı, varsa, o zaman daha uzun bir şey var, süreç yaşanmak gerekiyor. Ama orada şunu diyebilirim, danışan eğer asılıyorsa hayata, etrafı da destekliyorsa, hı hı, yani öyle bir şey varsa, o zaman çok büyük ihtimalle, büyük ihtimalle en ağır travmatik süreçler bile aşılabiliyor, öyle diyeyim. Ama hiçbir zaman unutulmuyor değil mi hocam? O yine şöyle, zaten anıları nasıl unutulur yani, bilmiyorum. Evet. Ama şu önemli. Şimdi bakın, siz eskiden travma yaşadığınız, travmatik bir süreci hatırlayın. Hı hı. Ama bitmiş olsun o iş. Tamam. Böyle hayal meyal hatırlarsınız. Rahatsız etmez. Eğer işlenmemişse ve o anı, o mesele aşılmamışsa, hatırladığınızda rahatsız olursunuz. Bizim kriterimiz bu, aşağı yukarı. Onun için anıları unutmak gerekmiyor. Sadece rahatsız etmekten çıkarmamız gerekiyor. Okay. Süpersiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattınız, evet, bilgilendirdiniz. İnşallah bu örnekleriniz, illa anne baba olmaya da gerek yok ama bir birey olarak alıp, evet, sadece küpe yapmakla kalmayıp kulağımıza elbette ki hayatımızı alıp yönlendiririz, geçiririz. Çok teşekkür ediyorum hocam sizlere. Sağlıklı bir ömür diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Her zaman dediğimiz gibi işi bilen kısmı, bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. Çok değerli bir hocamız vardı. Klinik psikolog Emre Konuk. Bir sonraki işi bilen kısmında görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.